Google'a Microsoft Teams Download yazıyoruz ve çıkan ilk sekmeye giriyoruz ve Download App for Desktop butonuna tıklıyoruz. Burada iki seçenek çıkıyor karşınıza. Soldaki seçenek normal kullanıcılar için. Sağdaki seçenek ise okul veya şirket hesapları için. Biz sağdakinden devam ediyoruz ve kurulum aşamasını tamamlıyoruz. Bu bilgisayarda halihazırda yüklü o yüzden yeniden yüklediyoruz. Microsoft Teams açıldı. Burada direkt giriş yapıldı. Size göstermek adına çıkış yapıp bir daha giriş yapalım. Giriş ekranında mail ve şifreyi gireceğimiz ekrana gidiyoruz. Şirket veya okul mailimiz ile birlikte şifreyi giriyoruz ve bağlanıyoruz. Sonra yalnızca bu uygulamada oturum aça tıklıyoruz. Buradan soldaki menüden takvim menüsünü seçiyoruz. Bir tarih seçiyoruz ve seçtiğimiz tarih ve saatin üzerine tıklıyoruz. Buradan toplantı adını giriyoruz ve varsa katılımcıları ekliyoruz. Burada diğer seçeneklere tıklıyoruz. Buradan katılımcıların mikrofon ve kameraya erişimlerini ayarlayabiliriz veya otomatik kaydetmeyi açabiliriz. Ayar değişikliklerinden sonra kaydet butonuna tıklıyoruz ve toplantıyı kaydediyoruz. Sonrasında toplantıya imleç ile gelip sağ tıklıyoruz ve bağlantıyı kopyala diyoruz. Bunu daha sonrasında mail göndereceğimiz kişileri seçip linki mail olarak atabiliriz. Bu linki kullanıp toplantıya katılımcı olarak girmeye çalışalım. Tarayıcıdan devam et diyoruz. Ve Kemal ismiyle katıl diyoruz. Toplantı başladığında bizi içeri alacaklar. Sonrasında toplantıyı açan kişi olarak toplantıyı başlatalım. Üstteki kişiler butonuna tıklayıp bekleyen kişileri görebiliriz. Örneğimizde Kemal adıyla girmeye çalışmıştık. Kemal'in katılımını onaylıyoruz. Buradan katılımcıların sesini kısabiliriz. Ve seçeneklerden toplantı rolünü değiştirebiliriz. Sunucu rolündeki kişiler ekran paylaşımı yapabilir ve diğerlerinin sesini kapatabilir. katılımcıların sağındaki 3 nokta işaretinden katılımcı listesini indirebiliriz. Üst taraftan kendi kamera ve mikrofonumuzu açıp kapayabilir ve paylaş butonundan ekranımızı paylaşabiliriz. Şu an ekranımızı paylaşıyoruz ve ekranımızı diğer katılımcılar görebiliyor. Yine üst taraftan tümü seçeneğine tıklayıp kaydet ve döküm oluştur seçeneğinden kaydı başlatabiliriz. Yine üst taraftan sohbet başlatabiliriz. Her iki taraftan da sohbete katılalım. Diğer kullanıcıdan da cevap veriyoruz ve sohbet kullanımını örnekliyoruz. Anlatacaklarımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder iyi günler dileriz.